XF'ye hoş geldiniz. Sportoto Süper Lig'de derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Adana deplasmanında bir puanla döndü ve haftanın belki de karlı çıkan takımı Trabzonspor oldu. Ne bileyim Evren ve MKG ile birlikte konuşacağız. Evet bu hafta konumuz futbol futboldaki 0-0'ın etkileri. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> 0 -0 biten bir maç zevkli olabilir mi? Evet. Olabilir. Ama bizim... olma olamayabilir de. Her şey var <laughs> ama gol yok. Doğru bir tespit mi? <laughs> hangi hangi maç için diyorsun? Ha! <gülüyor> 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 sıfır sıfır. Bazı maçlar öyle oluyor. Bazı maçlar öyle oluyor. Güzel Bugün bu hafta za Galatasaray Demirspor maçı. Evet, o bir daha daha Değil tek taraflıydı maç. da. Evet. i̇ki yani tarafında iyi oynayıp 0-0 sıfır sıfır biten maçlar olur ama az olur. evet. <laughs> derbiyle başlayalım. E başlayalım tabii. Haftanın maçı derbide Beşiktaş'ta Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 0-0'lık sonuç nasıl bir maç oldu diye bırakayım Öyle. Yani ortaya. Ya geçen hafta bu maçı konuşurken hani çok heyecanlıydık. İki tane enerjisi yüksek takım, önde baskı yapan takım çok iyi maç olabilir ama hatırlarsanız şöyle çok krize giren, kitlenen bir maç da olabilir demiştim. Biraz sanki B seçeneği daha çok ön plana çıktı. Ee... Sen üçlü çıkacak demiştin diye. Onunla ilgili bir şüphem yoktu evet. Ama emeğin de dediği gibi ya yani 11'i tutturamadım tabii ki. Mümkün değil çünkü öyle bir şey. <laughs> Ama yine de böyle dur çok büyük sürpriz var mıydı? Lincoln dışında. Lincoln'ü kaç haftadır kullanmıyordu. Kullanmıyordu. Sol çizgide böyle bir maçta onu da taktiksel olarak düşüncesi Muleka'yı sağ kanatta oynayacağını düşünerek Beşiktaş'ın ideal kanat oyuncuları yok. Muleka sağ kanatta. Lincoln'un hücumcu kimliği, orta sahaya yaklaşan bir oyun kurulumundaki aktif göreviyle dündeki bunu Emre Özcan aslında anlattı son derece güzel şekilde e, süper futbol programında orada bir taktiksel üstünlük sağladı. Ben bir Soruşuz. ekleme daha yapayım mı ya. sadece Tabii. Lincoln tercihi değil aynı zamanda İrfan tercihi de ben kadroyu gördüm. mor şu... bekliyorduk. Evet şunu düşündüm ha, daha çok topa sahip olmak istiyor daha çok hakim olmak istiyor o hızlı hücumlardan doğru, ziyade doğru. koşucu oyuncular değil de tutucu, tutucu. oyuncu. Aynen öyle. ki doğru bunun örneğini bir önceki maçta zaten oyuncu değişikliklerinde de görmüştük. Jesus'un kendi olağan planının biraz dışına çıktı ve bir Beşiktaş derbisinde deplasmanda ben önce topa sahip önceliği topa sahip olmaktı. Hızlı bir şekilde kaleye gitmek yerine veyahut da önde çok şiddetli baskı yapmak yerine eee Valerian İsmail'in de taktiğinde bence bir değişiklik vardı. Baskı şeklinde. O alıştığımız yüksek tempoda ve hemen ceza sahasında başlayan baskı değil. Daha biraz daha merkeze yakın ikinci bölgede baskıya başladı. Bence şunun bunun iki sebebi vardı. A. Fenerbahçe'nin rakibinin arkasındaki boşlukları değerlendirme kapasitesi. B. Fenerbahçe'nin kendi arkasında boşluk Bırakmıştı. bırakma e, ee, strateji yani ikinci, yal, ikinci bölgede o. baskıya başlayınca şöyle bir şey mi oluyor diyorsun topla birlikte stoperlerin çıkmasına Evet bunu Olympiakos hocası geçen sene Fenerbahçe'ye karşı aynı bu netlikte söyleyip yani Atilla Salay'ın topla çıkmasına müsaade ettik ki hı hı. alan boşaltsın biz de oraları Tigino'da. İki golü mü attı öyle yani benzer goller atıp Fenerbahçe gelmişlerdi. Aslında iyi bir ipucu vermiş Olimpiyat. Evet ya. Yani bu Valer tür oyunları oyunlara aynı teknik direktör değil de. Valerian İzmail'in de düşüncesi oydu ama e, işin o kısmında planı şöyle gerçekleşmedi. Offsite'lar. Evet. Hani o kadar çok offsite'a düştü ki Beşiktaşlı oyuncular ki zaten Fenerbahçe'nin rakiplerini offsite'a düşürme konusunda mahir bir durumu var. Ha bu cezalandırılabilecek bir şey. Ben maçında gördük. Evet. evet. Ama şu ana kadar ligimizde en azından bunu net bir şekilde cezalandıran biraz demir spor pozisyonlara da girerek. Yani sadece attığı goller değil, girdiği evet. pozisyonlar da var. Cezalandırdı. Şu anda cezalandıran yok. Beşiktaş'ın cezalandıramaması bence iki kenar oyuncusundan da kaynaklanıyor. Gezzal gibi acayip bir pasörün olmayışı Olmamış. Enkudu gibi de acayip bir koşucunun olmayışından dolayı Beşiktaş o zaafı veyahut da cezalandırılabilecek durumu cezalandıramadı. Ama sanki maç iki statta oynandı gibi. ilk 30'ar dakikalar devrenin Kadıköy'deydi. Sonra 15'er dakikalar 1. devrenin, 2. devrenin şeydeydi, Vodafone Park'taydı gibi. Bence genel olarak buradan e, maçın sonlarında Beşiktaş daha net pozisyonlar yakalamış olsa da beraberlik adil mi diyorsun? Adil ama oyun olarak bence daha üstün olan bir derbi demde de deplasman derbisinde daha olgun, daha kaliteli bir takım görüntüsü veren taraf bence Fenerbahçe'ydi. Geçtiğim sezonlara göre ama daha böyle nasıl diyeyim gol anlamında daha yüksek oranlar oluyordu, skorlar oluyordu. Daha heyecanlı oluyordu. Pozisyon anlamında da sanki kısırdı. Evet, evet, Kısırdı. Kısırdı, kısırdı. kısırdı. Ya Fenerbahçe'yi yatıracak bir pozisyon bir e, sonda Vegors'un kafası. Ya Vegors'un kafası direkten dönen top. Fenerbahçe'de de ilk yarıda işte Crespo'nun bir şutu var. Ortaya vurdu. Sonra Valencia ofsayt oldu. Bir de Valencia'nın soldan getirdiği Joao Pedro'nun belki de maç boyunca yaptığı, sahada kaldığı süre boyunca yaptığı tek ve en olumlu iş olabilir ki çünkü çok uzun süre e, Joao Pedro topa dokunamadı. İlk yarıyı dört topla oynama evet. ile bitirdi. Keza da çok fazla topla ilişkisi olmadı. Yani bu biraz sonra ben konu şeye getireceğim. Biz bu kadar çok yüksek bir beklentiyle maça başladık. Seyretmeye başladık. Neden az pozisyon ve gol olduğu sorusunun cevabına gelmeye de çalışıyorum. Ee, bunun <laughs> bence başlıca nedeni iki takımın savunmasında bence iyi oynamış olması. Yani hatta iki takım savunmasında zayıf halka diyebileceğimiz yanlış anlaşılmasın. Bence Tayyip Talha sonuç son derece başarılı bir for, e, iyi oynadı. performans sergiledi ama genç bir futbolcu 22 yaşında tamam. ilk derbisini oynuyor. Beşiktaş formasıyla da ikinci maçına çıkıyor. Dolayısıyla hataya yatkın, stres stres derecesi yüksek olabilir ama hata yapmadı. Sait zaten bence sezonun en iyi savunma oyuncularından birisi. Ayağa çıkma konusunda da önemli. Artı Beşiktaş'ta orta saha da kolay top kaybetmediler ya da en azından direkt gol pozisyonuna ne? mahal verecek ve Fenerbahçe'de öyle yani Gustavo Henrique Yumraniye maçından sonra ben de bu stüdyoda en çok eleştirenlerden birisine ciddi bir soru işaretiyle yaklaştım. ama şu Sağlam boğuştu sağlam boştu. yani merkeze çekmişti onu evet. teknik direktör George Yesus ki o hemen ilk pozisyonda belli oldu zaten yani ben yayın sırasında da söyledim biraz önce hani bir tabir kaba ama havacılık tabiri de öyle. Şimdi sürekli bir de Yunanistanlı olan bu sıkıntılı hava sahasıyla ilgili sıkıntı durumu maçın ilk başından itibaren ve Korsa Gustavo Yerniki e bir anlamda havacılık tabiri ittalaşına girdiler yani hava toplarında. Sonra Serdar Aziz'de ve genelde de Fenerbahçe stoperleri çok büyük galip, galip çıktı Vegors gibi bir santrforun karşısında. Artı burada işte vegorsun yalnız kalması da sekenleri de Mulekanın işte biraz önce dedim ya Lincoln'e yakın oynama ihtiyacı dolayısıyla Lincoln'da önde pozisyon alması dolayısıyla vegors e, yalnız kaldı. Şimdi defanslar hata yapmayınca iki takım çok baskılı oynayıp e, rakibi hataya zorlamaya çalışıp hata yaptırmayınca organize futboldan da uzaklaştı. Evet. Direkt herkes alan yani futbol oynamayayım da gol atayım derdinde olunca yani kalite gerçekten çok sınırlı Maç içerisindeki en kalite hareket işte biraz önce Joao Pedro dedim mi? En etki böyle topu aldı döndü muazzam bir pas bıraktı Valencia'nın önüne. Bir de işte Valenti Rozier'in sağ kanattan mi? ip gibi akması ve muazzam bir orta kesti şanssızlık Beşiktaş'ın adına. Bu iki pozisyon kalite deyince sadece bu iki pozisyon aklıma geliyor. Bence de. Onun de. dışında Bence gerçekten de kalite. Ya yani tempo belki biraz Premier Lig ama orada da 46 kalite, dakika top oyunda kalmış. Yani kalite Süper Lig kalitesindeydi. Maalesef. 70'e kadar değişiklik olmaması Ben yadırgadım ilk kere özellikle. Olmadı. Ben şimdi şöyle evet ben de yadırgadım. Özellikle şu açıdan yadırgadım. Şimdi zaten e, şeyin fazla seçeneği yok Valerian İsmail'in. Belli ki Gezzal'da ancak 20 dakika oynayabilir. Hani ancak kim olabilir yedek? Hadi artık hadi abi artık Gezzal girsin denilebilir bir tek. Beşiktaş'ın yedek kulübesine bakılınca yani o Tayfur giriyor şimdi bakın göreceksiniz veya ya, cenk, cenk, eski gelecek, cenk her şey değil, değişecek tabii. gibi değil. Bir tek Gezal var orada. O da belli ki e, sakatlıktan çıktığı için 20 dakikalık bir ömrü varmış bu maç için. Ama o 20 dakikada da maçın şey oyuncusuydu yani. yani. <laughs> Hakikaten fark ya <laughs> Bugün Beşiktaş 3 puan kazandı diye konuşacak olsak Gezal sayesinde adam süzme bir kalite. Bunu sahanın hangi yerinde ne zaman toplu buluşursa buluşsun yani hep doğru tercihi yapıyor ya. Ya yani, sezon başında direkt takımın lideri olarak belirledi ya. Yani evet, 3-5-2 oynayacak. Evet. Hatta ikilinin arkasında oynayıp evet. serbest olsun evet. istediği yerden oynasın ki şampiyon olduğu sene de sağ kanattan takımın lideriydi aslında yani. Yüzde yani bir de arkasındaki Rozier ile birlikte e, çok iyi bir ikili olmuşlardı önlü arkalı. E, Gezal faktörü ya, galibiyete yetmedi ama bir anda Beşiktaşlar'da herhalde ya Şimdi bütün maç Fenerbahçe'nin işte daha hakimiyetinde gitse, yine çok fazla pozisyona girmese de Fenerbahçe kontrol etse ve 0-0 bitse. Şimdi bilmiyorum tabii belki Tolga senin kulağına söyler Tolga Mencur gittiyse maça. Beşiktaşlar yine de pozitif ayrıldı maçtan. Maç sonunda da belliydi yani takımın son 15 dakikalık periyotta gösterdiği performanstan en azından geleceğe dair. Çünkü Gezzal döndü daha iyi olacak 90 dakika olacak. Redmond takım alacak. Ya bu Tayyip Talhasan'ın fena futbolcu değil. Defansımız sağlam. Hocamız biraz daha ligi tanıyacak, daha iyi olacak gibi. Ee, yani Derin çok... kadro dışında bir problemi yok Beşiktaş'ta. Yani yarım gün birisi işte geza sakatlandı, hop kulübeye bakma dışında bir problemi yok. Bir benim. problem yani. 11 anlamında. Geleceğe dair umutla ayrıldı Beşiktaşlar. Belki beraber kötü, 3 maç üst üste puan kaybettiler. Tabi burada hani bu umutlu ama Giresun Spor maçı çok 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 önemli bir viraj Beşiktaş açısından. Kesinlikle. Tabii Jetson'un da yedek başlaması aslında Valeri'nin faal evet. açısından önemli bir tercihti. Evet. Yani doğru. Fenerbahçe bu iki takımı hep nasıl anlatıyoruz? Enerjisi yüksek, ikili mücadele, çarpışma, değil mi? Yani pek çok özelliklerin yanında öne çıkan özellikleri bu Baskı, iki Baskı ileride basan iki takım. Bunlar ama iki teknik adam da önceliğini topa sahip olmaya, daha hakim olmaya vermişti. Yani İsmail'in e, Jetson'u oynatmama tercihinden de Jetson topu kötü kullanan bir oyuncu değil ama elinizde Joseph Garanti, Salih Dellali ve Jetson var. Bu üçünden en defansif özellikleri kuvvetli olanını kenarda tuttu. Salih ve Dellali ile kıyasladığımız zaman. E, o yüzden onu da ama onun tercihi şeye yansımadı, oyuna yansımadı. Yani Beşiktaş top, ya. top konusunda bir hakimiyet yakalayamadı. Bu arada bir istatistik. 52'ye 48 maçın şey topa ee, ama ikinci yarı mesela ikinci yarı ilk 15-20 dakika %69'a %31'di. Ya i̇kinci bak bu %52-48'i hesaplıyoruz ya şimdi benim matematik, aritmetik bilgim de yetmiyor ama başlı başına sadece yüzde üzerinden bunları değerlendirmeye çalışmak aslında iki takım da çok fazla topa sahip olmadı ve olmak da çok fazla istemediği mevcut bir bütün içerisinden bölüyoruz ya yüzdeleri. Hı hı. Sanki bunu böyle o oh, topa hakim olmalar mesela ya şimdi Önder abinin kulakları çınlasın en sevdiği 10 pas, pas pas zinciri yok yani öyle bir topa illa birisi %50'den yani %100'ü 2'ye böleceğiz bir şey %60'a %38 %42'ye e neyse kaç %58 falan İlla çünkü belirli bir süre var. Yani hakem toplu oynamayacağına göre sahada diğer unsur İkisinden birinde de olacak değil mi? Ya. Arada bir bize biraz... bu hakemler <laughs> oynar da. Üstte kaçı daha gene çarpmış acaba? O. Yakın gelecekte öyle bir şey oldu. Çok bu maçta gerçi hoca topa müdahale etmedi de. Bir o eksik yani. Bir de hakemin topa, topla oynadığı sürede ayrı bir şey açılsa. <laughs> 10 pas üstü dizi, al pas, istat, pas isabeti istatistiği gelsin. %70. Çok düşük. Yani iki takım da pas yaparken dört toptan birini rakibe vermişler. rezalet mesela. değil de çok düşük yani. Yok rezalete yakın <laughs> yani. bir rezalet geldi ama. Yok yok rezalet rezalet. Ya rezalet. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe kalibrisi ama genel olarak da derbilerde bu pas yüzdeleri kendi ortalamalarının altında oluyor. Yani böyle de bir gerçek. <laughs> Salahiye çok... en fazla. Salahiye en fazla. Toplam 61 pas 50'si başarılı. 50'si başarılı. En yüksek yüzde Salay mı Sadık? Evet. Hadi şey yani en fazla pas yapan ha en fazla e, pas yapan. Sayı, adet sayı olarak adet yüzde 180. olarak şey e, bakayım şöyle bakıyorum 3. üçüncü bölgede Ferdi Kadıoğlu yüzde %85. Ama Ferdi üçüncü bölgede az oynadı. Az az gitti o normal. 3 yani, 35 evet. üç, kaç, üç beş kaç nokta. pas yaptı ona bakmak lazım. Şey bakayım böyle başka Yani kalitesizliğinin ana sebeplerinden biri buydu. Pas isabeti ve çok faul tabii. Futbol kültürümüz var bizim. Yani bizim futbol kültürümüz Genel bakış açısıyla oyun kültürü değil futbol kültürümüz yani şimdi bu yüzden trafikte kültürümüzü de yansıtıyor Hı. banka sırasındaki kültürümüzü de yansıtıyor yani futbolda da açıkçası ceza sahası içine girdiği zaman bizim oyuncularımız önce gol atmayı değil penaltı almayı düşünüyor yani rakiple hava topuna çıktığı zaman topa kafa hele şu var çıktıktan beri ya şu dirseği şöyle bir hafif alnıma doğru getirebilirsem rakibin dirseğini ya gerçekten böyle oynanıyor yani bu maçta da var. Elini suratta hisseder hemen atıyor kendini yere bir deniyor bir bakıyor göz ucuyla da. Ondan ilgili Adana Demir Galatasaray maçında bir örnek var ona oraya geldiğimizde. Yani şey bu oyunu çok kesilmesine neden oluyor. Yani çok hakem oynanıyor diyelim kısaca. İkincisi de. Hakemlerin en büyük talihsizliği. Yani işte Manchester City maçında bilmem kaç dakika kalmış vesaire pas yapılmış. Bir de oyun kültürü işte futbol kültürünün dışında bir de oyun kültürümüz var. Bu iki takımda oyun kültür hızlı oynamaya yönelik olduğu için ee, ve genel anlamda da bireysel performansları da iyi olmadığı için çok düşük olduğunu. Tam Hakemden yani. konuşup biz bu programda pek hakem veya pozisyon üzerine yorum yapmıyoruz ama ben açıkçası... Ama ben hakemleri Allah'a havale ediyorum. <laughs> Öyle derler ya. Ya ben hakem hakkında konuşmayı... ya daha ne daha, diyecek, daha ne diyeceksin diyor ki yönetici mesela. Bu Bugüne son... kadar hiç hakemler hakkında konuşmadım, konuşmadım ama şimdi de konuşmayacağım ama, ama... Allah hakem Allah'a emanet ediyorum. Ay emanet havale ediyorum, havale ediyorum diyor. Yani <laughs> bu suistimallerin çoğunda doğru karar verdi Volkan Bayarslan. Yani kendini yere atmalar, küçük dokunmalarla faal beklemeler ona rağmen faal sayısı yüksekti. Kaçırdığı, yanlış verdiği illaki olmuştur. Yanlış ters faal kararları da olmuştur ama ben genel olarak çünkü özellikle derbilerde hakemler yani bu ikili mücadelelerde hemen kendini bırakan tarafın yanında düdük çalıyorlar ki olay büyümesin. Ama Volkan Bayarslan'ın ben çok o tutumunu evet. çok beğendim. Gerçekten evet, çok fena, bir, iyi yüzde 80-90 başarılıydı. Ben. Evet evet, ya niyetinin olması bence yeterli ve on, onun yönettiği böyle devam ederse onun yönettiği maçlarda kendini yere bırakmalar daha az olur. Futbolcular da bunu tespit eder, bu adam yemiyor bize vermeyecek faulü derler. Yani. Jesus ne demiş değişikliklerle ilgili? Evet e, ben de e, pardon bugünkü oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla e, beklenen katkıyı vermedi diyor. Taktiksel olarak iyi değildik diyor değişiklik. Oyuna Taktiksel giren ilk kalite oyun düştü sonra diyor. Kalite yani. düştü. İlk 70'e kadar rakibi topu vermemiştik. Beşiktaş'ın değişiklikleri onların oyununu yukarı çekti. Biz beklediğimiz katkıyı alamadık diyor. Aslında 3 değişikliği okuyayım ben sana 69'dan sonra yapın. 69. İrfancan Can giriyor. Crespo Mert Hakan giriyor. Bas Şahin. Pedro. Pedro Pedro Bas Bak gerçekten de Osay topu tutan bir oyuncu mudur? Değildir. Mert Hakan iyi bir orta sahnesi ama Alamatif harikası top tutmak değildir diye tahmin ediyorum. Sizce de öyle mi? Yani çok saklama kabiliyeti yüksektir ama... pas kalitesi hani yüksek midir? E, Kres böyle kıyaslandığında bence daha ofansif bir hamle değil mi ya Mert Ofansif abi? bir hamle ama yani oyun orta sahayı kaybetti Fenerbahçe. Dengeyi, kaybet Dengeyi kaybetti. Dengeyi kaybetti. O anlamda so ya Aslında zaten bir numara Batu şu ay da iyi bir gününde değildi. O da çok... Belki ilk başlasaydı maça... 11 başlasaydı belki daha farklı bir konsantrasyon evet, olurdu. Evet ben böyle durumlarda özellikle Batu Şua'ya gibi hani 14 atmış birçok penaltı ayrı ama ayrılırken hayal kırıklığıyla ayrı, ayrılmış ve ben ilk 11 ben ilk 11 bekliyordum yani hatırladım. futbol tamam teknik kondisyon taktik kapasiteyle oynanıyor ama psikolojiyi de hiç yabana atmamak lazım. Yani bu şey değil. Ya yani futbolda hafif almak değil. Takım sporlarında, bireysel sporlarda da yani çok önemli <laughs> bir faktör başlanabilirdi. Ben daha farklı konsantrasyon olurdu evet. açıklamalarından da onu sezmiştim Bat Şuay'inin. Ee, Valerian İsmail'in de bir ikinci yarı açıklaması var. Onda Ona geçmeden ben özür dilerim. Jesus'un değişiklikleriyle ilgili bence de oyunu geriye götürdü ki genelde ileriye götürüyor değişiklikleri. Evet. Çok şaşırdık biz o konuda. Ben ve ben açıkçası devre bittiğinde bekledim değişiklik. Yani ilk yarı kötü oynamadı söyledim. Fenerbahçe. İlk yarım saatte hatta üstünden dedim ya 30 dakika Kadıköy'de 15 dakika dolma Ama ilk yarının bitişiyle birlikte ve elinde bu kadar çok seçenek varken. Şimdi Valerian İzmay'ın eli dar. Bir tek Gezzal'ı bir yerde atacak. Onun da dakikası belli. Jetson da iyi alternatif. Veya Jetson da olabilir evet doğru. Ee, Onu da Ama ben şeyi bekledim ikinci araya başlarken aksi mesela özellikle Joao Pedro'nun ikinci araya başlamasını elinde bu kadar seçenek varken çok anlayamadım. Çünkü Joao Pedro ilk yarıda senin Valencia'ya anlattığın pas dışında bir şey yapmadı. Yapmadı. Her şeyi Valencia yaptı ilk yarıda zaten. Evet, her yerde Bu ]ydi. arada inanılmaz oynadı yani. Acayipti. Üç kişinin arasından çıkıyor falan. Şu an belki de prime sezonunu yaşayacak Valencia, bilmiyorum. Hakikaten ya çok iyi başladı. Çok iyi başladı. Zaten. başladı çok golü var. Ben Jesus'un maçı kırılma. Ilk kez, evet, oyun içi hamleleri, zamanlaması vesaire. Zaten çok ilginç bir şey oldu. 70. dakikadan sonra yeni bir maç başladı. Evet. Yani üçer değişiklikle. Yeni 11'de. 71'de 11 bir daha girdi. dağıtıldı ve o yeni maçı şey kazandı. Beşiktaş Oyun kazandı. olarak. Jüri olsa jüri kararıyla şey yapsa <laughs> hakem sonra sonrası <tokaya>. hakem <laughs> kararıyla. O zaman açıklamayı şimdi tekrar Bakalım. Evet. görelim. Oradan bağlamış olalım. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadık. Son 15 dakika iyiydik. Gol atmak hariç istediğimiz her şeyi yaptık diyebilirim. Tutku, istek, arzu noktasında da iyiydik. Gol yemedik ve rakibe çok fazla fırsat vermedik. Bazen futbol böyle olur. Skoru kabul etmemiz gerekir. Bir ara bayağı zemini, zemini dövüyordu. Zemini Kacaan dövüyordu. Yani haklı. Çünkü gerçekten de top kaleye girdi gibi gözüktü yani. Evet evet. Şey, yer seviyesi zeminir <laughs> gibi e, gitti hop diye e, başladı. Yerde dövmeye. bir oyuncu vardı te, e, dövünen. Üzüntüden ona takıldı. Bu arada bu topa hakim olma e, muhabbetini yaparken şu geldi aklıma. E, Emre Özcan mesela maç öncesi e, Galatasaray maçından sonra konuşurken yani Derbiyle biraz konuşalım Hı -hı. E, durumunda şu, şunu söylemişti topa sahip olan kaybeder. Çünkü iki takımda güçlü bir geçiş oyunu var. Evet. Gibi. Topa sahip olan kaybeder demişti ama işte ya işte <laughs> da bir <daha gülüyor> orada bir çarpışma <laughs> oldu. 2013 Jose Mourinho Real Madrid'e de öyleydi ya rakibi bakıyorsun rakibi korner atıyor Real Madrid 5 saniye sonra Çevali olsa uzun bir top gönderiyor Şeye Benzema ya da işte. Yani ya da Kaka... de öyle oldu geçen. Saniye. Aa bir bakmışsın korner atan takım 15 saniye sonra santra yapıyor. Evet. Yani alan bırakmış oluyorsun. Daha tehlikeli yani topu, topa sahip olduğunda biraz önceki işte şey gibi hani zala ile çıkmasına izin vermek gibi Fenerbahçe'nin. Orayı çünkü sen çıktıkça senin diğer savunma oyuncuların da ileriye doğru doğal olarak hareketleniyor. Çizgiyi devam ettiriyor. Beşiktaş o anlamda hiç alan vermedi. Vermedi mi? Fenerbahçe, Fenerbahçe alan verdi ama Beşiktaş da oraya giremedi. Giremedi. Çünkü yani. Fenerbahçe'nin evet. pas yani Josef de Souza'nın burada devreye girip Salih'in de aslında olabilirdi ama yoğun baskıyla Fenerbahçe'nin başarısı bu bence. Ha 8 kere ofsayta düşmüş. 6'sı ilk yarıda. Ya 7'sinde kırılabilirdi kırılabilir hat. ve gol de olabilir. Bu sefer ya böyle maçta olsa yani böyle maçta bu kadar önde çizgi halinde oynanır mı diye konuşulabilirdi. Futbol çok az skor olduğu için o skorda yaratan tek bir hata olursa bütün Şeyi değiştirebiliyor. Bu arada hikaye. sen konuştukça şimdi evet yani o boşluğu kimle bir kere bir pası veren olması Esas lazım. Pası o yüzden veren... de Jetson değil Delali ile Salih oynamış evet. da olabilir. Yani Jetson daha sonra enerji katmak üzere. kudunun olmaması. Ya ben maç içinde birçok kez Beşiktaş'ı 4-4-2 gibi 4-2-4 gibi gördüm hatta. Delali devamlı Vegors. Ha, de ha. Evet. o Ko iki koşu yapan devamlı yanındaydı. yani yardımcı Santrofor. Top atan vardı. değil de topun hedefi olacak adam gibi oynuyor ama o da topu defans arkasına. da var o özelliği. Nice diyor evet. Gelip Santrofor'u yedekliyor veya önüne hatta Vegors geriye gittiği zaman Muleka biraz daha önde bekliyor gibi. E, ortada iki oyuncu Salih, Josef. E, evet. Diğer tarafta da aslında Crespo Arao. Yani Hı -hı. ortadaki bu ikililerin mücadelesi gibi oldu. Fenerbahçe aslında beşli olma gibi yaptı. Lincoln hep gerideydi. <laughs> Ferdi Lincoln, üçlü hat. ileride İrfan Valencia, Joao Pedro. Pedro. Ama ortada hep o ikililerin aslında mücadelesi gibi oldu. Bir de Beşiktaş merkezi iyi kapattı Fenerbahçe oyun kurarken. Evet. Yani şeye Arao ve Crespo'nun Yeterince topla buluşmasına izin vermedi. Orada Lincoln'e Ferdi'yi devreye soktu. Fenerbahçe çoğunlukla oyunu kurarken, hatta daha çok Lincoln, Lincoln tarafından. Lincoln'un Onu arası. hesaplamış haledi. Orada evet. bir oyun kurucu gibi Lincoln evet, Kasımpaşa evet. maçında da öyle kullanmıştı. Aynen. Mesela oradan kullanıp kullanıp duruyordu. Peki e, Valerian İsmail geleceği hakkında gelen soruya da endişelenmeyin demiş. Bence endişelenmeli. Ama Giresun maçı kritik diyor. Ya yani endişeler tabii Her o Türkiye'den şey dolayı. bir de. cevap. Var. Yani siz de endişelen. endişelenmeyin. Biz de o da, da nasıl diyelim. i̇ronik İro, değil de. Başarı getirmek istiyoruz. Nelik? Yorumları okumuyorum, dinlemiyorum diyor. Ee, Değil mi? Bu biraz daha hani bir tabir bulamadım da hani endişe yani çok biliyorum istiyorsun şimdi medyadaki eleştirileri takip etmiyorum diyor ama birçok Beşiktaşlı ya çok yeterli bulmuyor Bugün mesela yenilmiş Sayın İsmaili, olsaydı. Bugün Fenerbahçe olsaydı kazanmış şu anda... olsaydı. Ümraniye'de kapının önünde basın mensupları haber gelecek mi gelmeyecek mi diye beklemeye başlardı. En azından çok daha yoğun şekilde konuşulurdu. Giresun maçı kim gelecek diye başlardı. Yani doğru olmamakta beraber. Yani... Evet, ben de bu arada evet doğru, doğru böyle bu... olması gerektiğini düşünmüyorum yani ama gerçekte bu. İşte artık e, en bu konuda en sağlam ülke yani geleneğine bağlı olan ülke İngiltere yani orada bile teknik direktörlerin, menajerlerin görev yapma süreleri, ortalama süreleri çok düştü. Ya yani işte Thomas Tuchel Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmış. Teknik direktörden bahsediyoruz. Chelsea, gönderiyor. Yani Türkiye'de zaten sirkülasyon çok sert bir boyutta. E, ee, Valerian Ismail de işte bu, özellikle bu Alanya maçı hani geçenlerde konuştuk ya bazı hamleler çok ciddi bir güven kaybına yol açabiliyor. Oradan da çok sorgulanmasına neden oldu. Fenerbahçe maçında da kaybetmiş olsa bir de böyle bir şeyle hani genelde Fenerbahçe hakim. Ya yani ben maçı seyrederken açıkçası ilk 70 dakika diyelim. Hani sen bir böldün. Sanki Beşiktaş'ın formasını görmesem ya Fenerbahçe hani iyi bir Anadolu takımıyla Deplasmanda oyunu bu Gaziantep olabilir. Demirspor, Demir, spor. Demir spor, Konya. Konya Spor olabilir. Ve çünkü rakip beraberliğe razı ve risk alacak tarafın İstanbul takım büyük takım olduğunu düşünüyor. Onun için de her geçen dakika benim lehime 60-65-70'den sonra büyük takım risk alacak zaten. Arkada alan bırakacak. Ben de onları değerlendiririm. Yani bir derbi gibi değil. Evet denk güçler ev sahibi avantajı sayesinde denk güçlerin mücadelesi gibi bir durum vardı. Bundan hoşnut olmazdı Beşiktaşlılar. Ama son 20 dakika bir belki belki bir e, radikal bir tedavinin göstergesi de olabilir ama sanki biraz böyle bir yaraya sadece pansuman yapılmış gibi ileride yeniden açılabilecek bir yaraya işaret ediyor gibi. Mesela o bu maç. Gelenekten bahsettin ya teknik direktör, evet. menajer İngiltere. Ee, en uç, en uzun örnekler biri Alex Ferguson, yani Arsene Biri Wenger. Arsene Wenger. Ee, bu abiler, e, duayenlerimiz ya da diyeyim, göreve geldiklerinde kulüplerin sahipleri nereliydi? İngiliz. Hatırlıyor musun? İngiliz. Bıraktıklarında? <laughs> tabii yani Amerikalı. <laughs> Tuhel'i gönderenler. Tuhel, Tuheli Amerikalı gönderdi. Yani o geleneği devam ettirecek bir British yok tabii. şey yok ki. Ya zaten sahiplik durumu yok. Yani 2 seneye bir şimdi yeniden duruldu, İşte Old Trafford'da sarı yeşil şey Hı -hı. atkılar çekiyor. Yani kulübün ilk renklerine evet. ithafen yani kulübün geleneklerine bağlı evet. ithafen. O ilk satış sırasında sürekli da yani çok yani şimdi içine Amerikalı veya Rus veya ya işte adam başka geldiği girdiği işte, zaman boh, daha boh, başka bir, bohli, bir düşünce Bohliydi boh. değil mi? Bohli. Aa, şey Chelsea'yi satın. Ya adam zaten tam bir Amerikalı bakış açısı. Ya neden biz kuzey güney maçı yapmıyoruz falan diye Premier Lig'de. <laughs> yani All Star <laughs> maçı yapmıyoruz. Bilmem abi. ne yapıyor diye anında tamamen pazarlama üzerinden olayı gördüğü için anlamaları çok kolay değil ya. Hakikaten futbolun ruhunu insanların neden takımları için bu kadar deli olduğunu, taraftarlığı anlayamaz. Bu futbol kültürüne işte Arsen Wenger'in dahil olması, Roman Abramov'un için gelmesi, Taksi Şinevatra'nın gelmesi gibi yani dünyanın dört bir yanından sermayenin, Arap sermayesinin de gelmesi sadece parasını getirmiyor. Kendi bakış açısını getiriyor. kültürüne getiriyor. Dolayısıyla o hani omuz omuza yiğit, mert insanların sporu olarak çıkan futbolun e, yozlaştığını da Başka bir tarafa. noktaya geliyor. Peki derbiyle ilgili e, var mı başka ekleyeceğimiz ya da konuşacağımız? Benim yok. Daha güzel maç olabilirdi. Maşet bu. ben Evet. Daha güzel bir maç olabilirdi. Manşet, bu, maç manşet olabilir. bu mu? Daha güzel bir derbi olabilirdi. De. Bir bir bitseydi keşke ya. O zaman maşet <laughs> birbirlerini yediler yazardık. 2-2 <laughs> <laughs> bitseydi. Soğuk suda yok. İki kere temin. iki iki ee, iki iki, iki, iki bitseydi. <laughs> i̇ki, i̇ki, kere iki. Sen düşün biz başlayalım biz geçelim. Adana, Adana geçelim. Demirspor Galatasaray mı? Adana Demirspor Galatasaray geçelim. Evet e, ne bileyim ben bu arada. <laughs> Eğer Telekom'da <laughs> oynasaydı. Evet. E, Galatasaray hat kesti falan. <laughs> Öyle şeyler var. <laughs> Ama artık nef zaten. Nef. Ha, doğru. Peki. Ama e, söz bina dikti filan. Bina <laughs> dikti, değil mi? <laughs> Adana Demirspor. Ya hayır aklıma bir şey geldi. Ya. <laughs> geldi de. Buradan çıkamayacağız <laughs> abi. <abiyle>. oldu. Söyle söyle. <laughs> ya neyse şey bir amiyane bir tabir yani. O zaman bu gerek <laughs> şey. <Ceyrek> yok. Evet, geçiyorum. <laughs> Adana Demirspor <laughs> olur herhalde. herhalde yani. Başarabilirsek. 1 0lık sıfırlık daha maçlar. <laughs> ne güzel bir hafta gerçekten. <laughs> nasıl bir, nasıl konuşacağız biz bu haftayı diyeyim. Ee, ama tabii e, istatistiklere yansıması daha fazlaydı Galatasaray'da pozisyon ve e, denemeler anlamında. Fakat yine gol yoktu. Kırmızı kart da vardı. E, az önce söylediğin e, muhabbeti şimdi Galatasaray, Adana Demirspor Galatasaray maçında söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. E, Mata'nın pozisyonu kırmızı kart çıkan e, pozisyonda. Matanın ayağına basılıyor ve mata normalde hani ülkeye gelip adapte olan yabancılar dahil bir ya üç normal, takla atıyorlar. Yani lazım da oraya bir üç takla yani. Değil mi? Yani ve mata hiçbir şekilde yani, reaksiyon göstermez. Yani, Şaşırdı hatta. Ne oluyoruz? O da takla atmadığı için hakemin de aslında haklı olabilecek her ayağa basma sarı Açısızlık kart değil. Yani. Ama o öyle şey yapmış olsa hakemin kartın aslında doğru kart gibi gözüküyor. Ama Mato bu konayı, değil mi? Belki de, e, de? Evet tabi birlikte kompozisyon tamamlanacak. Yani. Onun için herkes dizinin üstünde kaldı herhalde. Evet, bir, evet. bir Onun için hani düşük böyle oğulamadı böyle. Bir baktı, baktı, hocam bir ya ama ya. Bir baktı resmen. Bu da futbolcu karakteri ki Erdem Timur bu arada e, hafta içinde maçtan önce de bir e, Galatasaray TV'ye çıktı. Açıklama yaptı. E, tüm futbolcuları yabancı oyuncuları transfer ederken yabancı bir şirkette anlaştık ve karakter analizi yaptırdık dedi. Mesela Mata da burada mesela enteresan bir karakter çıkıyor ya yani. Mata, ya Mata muazzam bir futbolcu yani Türkiye'nin çok üst, üzerinde ve karakter olarak, olarak da yani hem Chelsea, hem Manchester United, Valencia hiçbir sorunu olmayan İspanya milli evet. takımı yani hatırlamıyorum. Hiç sıfır şeyi zaten hani gelir gelişimde sosyal, sosyal sorun her şey on üzerinden 10 on? Evet. Form tuttuğu zaman Galatasaray'ın en önemli oyuncusu olacak belki de. Galatasaray hani, puan kaybetti diyebilir miyiz yoksa e, Adana'da mağlup olmaması da bir şekilde... E, o duruma göre değişir. Hı, <laughs> yani 65'te kırmızı kart olmasaydı belki evet Adana'da puan yenilmeden denilmeyi denebilir, tartışılabilir. Ama bence yaklaşık yarım saat 10 kişi oynayan Adana Demirspor'a karşı... E, tabii ki galibiyeti elde etmeliydi ama Genel olarak bence bu haftaki ben oyunu, geçen haftaki oyuna göre bu hafta berabere kaldı. Hem de 10 kişiye yarım saat gol atamadı ama geçen haftaki oyuna göre çok daha beğendim. E, bundaki en önemli faktörlerden biri, biliyorum Galatasaray taraftarlar beni Sergio Oliveira düşmanı ilan ettiler ama söylediklerimi e, sakin bir şekilde anlamak isterlerse karşı çıkabilirler de gene. Ben Sergio Oliveira'nın kötü bir futbolcu olduğunu söylemiyorum pas atmadığını da söylemiyorum. Çok iyi şut çekmediğini de söylemiyorum. Çok top kaybı yapıyor diyorum. Bütün bunları yaparken bir de çok top kaybı yapıyor diyorum. Ve baskıya Şimdi, da çok savunmaya da yardım etmiyor. Savunmaya da yardım etmiyor diyorum. Şimdi Michio tam ters bir profil. Sergio Oliveira kadar yetenekli değil. Sergio Oliveira gibi şut atmaz. Daha basit yani çok Sergio de Oliveira değil. gibi e, nefis ara pas bırakmaz. Ama az top kaybı yapar. Doğru yerde doğru zamanda koşusunu yapar ve gerçekten yani aslında bu maçta özellikle ilk yarıdaki setlerde e, ikinci yarıda belli bölümlerde oyundan çıkana kadar öyle ara noktalarda bağlantı yaptı ki kanat oyuncusuyla mesela ceza sahası arasında ikinci bölgenin sonuyla ceza sahası arasında çok bunu basit ve verimli bir şekilde yaptı ve Galatasaray önde 4 kişiyi taşımak zorunda olduğu için Sandford iki kenar Kesinlikle. oyuncusu artı Mertens. O yüzden mutlaka Torreira'nın yanında bir destekçi lazım. Pozisyonu daha az kaybeden, daha az top kaybeden. Evet, kişi. demek istediğim buydu. Ee, ama algılara yani. başladınız diye. <laughs> algılara başladım ben gene. Neyse. Oliveira o... üzerinden hem de. Aynen. Neyse, Tabi ee, tabii bir maçla o bak gördünüz mü? Mitcho geldi, böyle oldu, daha iyi oldu falan denmez. Ama iki farklı profil oyuncu var Galatasaray'da ve ön taraftaki dörtlünün profili belli. O zaman ona göre doğru tercihi yapmak lazım. Sergio Oliveira le gerçi bugün bir teknik direktör kararından ziyade evet, yakın işte, akrabasını kaybetti. Akrabası Ölmüş, gitmiş gelmiş falan filan. oreli bozuktu. Ama bence bunun masada daha kuvvetli e, bir ihtimal olacağını düşünüyorum. ilerleyen haftalarda belki bir sonraki maçında Galatasaray'ın belki böyle bir Bu arada e, senin söylemlerinin yanında aslında desteklediğin noktada şu Okan Hoca'nın açıklamalarından da sen öyle destekliyorsun aslında. Aynen o maçtan sonra kendi dedi Gomez ve Oliveira'nın savunmaya yardımından memnun değiliz. Tam cümlesini hatırlamıyorum. Neyse konu benle benim yaptığım yoruma gelen tepkiler arasında gitmesin ama yani Micho şöyle yaptı. Ben bu takımın ihtiyacıyım dedi. Micho Torreira'yı rahatlattı. Ben... aynen. Torreira oh böyle sarıldılar gel canım kardeşim yaptılar. İyi ki geldin dedi Torreira. Oh be dedi. Hermano. Tek boş efendim. <laughs> Ermano <'ı> mu? <mı? gülüyor> neydi o? Erkek kardeş kardeşim. Adam İspanyolcu. Global. Ayış. Neydi o? Breaking Bad'de. Evet Yat evet doğru doğru. Yatağı kırmak diye bir dizi var ya Breaking Bad. <gülüyor> <gülüyor> Yok sen diziyi tam anlamamışsın. <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle değil o. Hermanos <laughs> 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 Poyos muydu? Hermanos Poyos. Ne neydi? Tavukçu. Ermano Poyos. Adamın adı neydi? Aa dur be abi. Kitledi Frings Frings'ti Frings. galiba. Ha, neyse evet. tamam. <laughs> evet. Neyse. Evet, buyurun. Ne diyorduk? Toreyra sarıldı, öptü. Oh be dedim, hiç çocuğum dedi. Sen sakın buradan ayrılma bir yere dedi. <laughs> ben sensiz yapamam. Dedi. Ve Mertens'i de bence rahatlattı olay. Aa, Mertens daha ceza sahasına yaklaştı bu maçta. Adam ceza sahasına girmenin keyfini yaşadı. Şut falan attı yani. Evet böyle bu bir takım oyunu beraber oynanıyor ve bir denge bir bütünlük gerekiyor bu oyun oynarken ama oyun kısmı var o amaya sonra Peki tamam geleceğim <laughs> ee, şimdi çözülmesi gereken bir iki konu var evet, Hadi birincisi bu Sen ikincisi, bence oraya evet. yani ben şunu düşünüyordum açıkçası ee, gomisle oynamayıp e, matanın da yavaş yavaş form tuttuğu dönemdeki maçı bir bölümünü öyle Seferovic girene kadar öne Mertens'i attı. öne atıp denenebilecek bir durumdu. İkincisi de işte buydu senin dediğin. Yani bu önümüzde sadece bir ayda bir maç oynayacak Galatasaray önümüze giderken bu boş geçtiği için. Banyo doğru en rahat fikir Galatasaray'da şu an. Rahat. Evet. Belki rahat bu arada bir hazırlık maçı yapmak isteyebilir. Çünkü gerçekten de nasıl olacağını görmesi gerekiyor sevgili Okan Buruk'un. Mertens bence çünkü Icardi'yi konuşuruz herhalde. Icardi şu aralar güvenilip gerçekten de bunu eleştirmek için söylemiyorum. Hayatın özel hayatında zor bir dönemden geçiyor. Arjantin'de olduğuna dair haberler var. Yani o bedenen, aynen söyledi. bedenen burada olsa da zaten öyle bir pozisyon içerisinde çok fazla konsantrasyon e, bedenini ya da ruhunu da buraya taşıyamaz. Gomis'in de e, işte Durumu yaşı belli aslında evet çok gol attı ama e, o farklı bir durum. Bütün ama hepsi Lutsan'da gitmez sezon komple gomizde. Ko komple gomise gitmez işte bu bağlamda Mertens'i de daha da kaleye yaklaştırmak için elinde Mata gibi olağanüstü bir oyun kurucu nefis bir on numara olduğu için. Belki ikisi de işte yine aslında kapı Mitra'ya çıkıyor bence ikisini de oynatsan ne derler e, Mertens arkasında Mata da oynatsan yine Oliveira ile değil yine Micho ile oynamak durumunda kalırsa. Çünkü ikisi de geri dönüşü olmayan, alan kapatmaktan daha fazlasını yapamayacak. Çok fazla beden temasını sevmeyen oyuncular. Yani açıkçası Galatasaray'ın boy ortalaması Yunus, Kerem, Ke Kerem, Kerem. Mata, Toreira ve evet, evet. Dries Mertens herhalde 1.70 filan Ve ısrarla kornerleri yani bir tane Nelson ve şey seçeneği vardı sadece. Yani o şey. dönem için söylüyorum S o bölüm sadece için. Sadece hiçbir şey olmasa yüksek to yüksek top eşleşmelerinde bile çok büyük problem yaşayabilir. O da ayrı bir çözülmesi gereken Aynen. bu dediğim olursa o da ayrı bir konu olacak Tabii. da. Ee, bu konularda çözüm üretmesi lazım. Galatasaray'ın gerçekten de Türk futbol tarihinin hani o Beşiktaş'ın Mario Gomez'li, o ya da Kuarejmalı, e, Adrianoğlu, Barcelona lu gibi kadrosu, Fenerbahçe'nin Alex'li, Apyahlı vesaire Anelkalı uzatmayayım. Ee, bireysel olarak, ekip olarak demiyorum. Belki ortaya çıkarttığı futbol henüz çok yüksek bir nota hak etmiyor ama bireysel kalite açısından o nota ulaşabilir. O nota ulaşabilir net ulaşabilir. Yani Toreira dünya çapında bir orta saha oyuncusu. Zaten Mertens ve Mata'yı konuşmaya gerek yok. Icardi'yi konuşmaya gerek yok. Yani genel kağıt üzerinde. Icardi işte dair olabilecek mi bu işe? Ya bu biraz ben, gecikecek. O, gecikecek gibi. <laughs> Öyle görünüyor. Yani, <laughs> şimdi eşiyle olan o durumu e, tabii ki etkiler hayatını. Yani ama işte Icardi'nin uzun zamandır böyle çalkantılı bir hayatı var. Uzun zamandan o de, beri de doğru gün top oynamıyor işte. O yüzden, orada. o yüzden de hani bu konu tekrar gündeme gelip bir problem yaratır mı oyuncunun performansı yoksa? Beni ilgilendirmez. İşte bu arada, arada ama, de var elinizde. Yani işte o yüzden bu tip transferlere biraz ben ihtiyatlı yaklaşırım yani böyle özel hayatı Demişse, çok çalkantılı Mertemez, Ya şöyle Ariel Ortega'nın geldiği yani. dönemi sen de biliyorsun evet. çünkü sen de muhabirdin. Ariel Ortega'yı River Plate tırım tırım Avrupa'dan bir takıma 5 milyon dolara vermek verecek, için vermek için elinden geleni yaptı. yaptı. Çünkü Ariel Ortega'nın da işte yani burada ben söylemeyeceğim ama o dönem Fenerbahçe'de oynayan ve tanıyanlar yani ciddi problemleri var. Ruhsal bunalımları da var. Yalnız yok, da şekil yok. Yok. Ben yani seninki biraz daha şey bir örnek oldu tabii. Yani Ay, daha uç bir Daha uçmuyor. Ama bu yaşta Ariel Ortega da Türkiye'ye geldiğinde o yetenekler daha 30'unda değildi. Biraz Arjantin tabii bağlaması canım. da var burada. Arjantin bağlaması da var diyelim. Ama abi Maradona'dan sonraki işte evet, aha Maradona yani dendi yani adama. 94 Dünya Kupası'nda işte şey <laughs> çıktı Maradona çıktı Yunanistan maçında evet. alkışlarla yeni Ortega girdi yani. Evet yani öyle yani bir şey aynı yani. aynı yetenek seviyesinde Icardi ile ama benzer derken yine sağ dışı problemleri evet, evet. var. Başka türlü Türkiye'ye gelmez. Icardi ne işi var Türkiye'de ya? Icardi ne işi var yoksa Türkiye'de? Sözleşmesi var galiba Haa. <laughs> Anelka ya yani bu kadar kararsız mutsuz bir adam olmasa Türkiye'ye gelir miydi 27 yaşında? Yok tabii canım. diğerlere Snyder kulüpsüz kalmıştı. O en büyük piyangodur başı, başına gelen. Prekazi'den sonra Prekazi Cevat abi haksızlık etmeyin öyle dedi ya. <laughs> Ama gene araya kırılmağını sıkıştırdı <laughs> görüyor musun? Ne yaptı etti sıkıştırdı. Yani olağanüstü şartlar olmadığı zaman futbol, o, olağanüstü ya da yaş haddinden emekli olmadıkları zaman Avrupa'da evet. Türkiye'ye gelmiyorlar doğal olarak. Şu istatistikleri de bir verelim mi üst üste? Rakip ceza sahasında topla buluşma, şut ve gol beklentisi vesaire. 24 Burada 4. şöyle bir şey var. Şey. Rakip ceza sahası yani evet Galatasaray galibiyete çok daha yakın olan tarafta. İlk yarıda Muslera'nın iki kurtarışı var. Hele bence uzaktan şutla yaptığı şut. kurtarış inanılmazdı. Yakındakinde Onyekur iyi vuramadı da. O uzaktan vurduğu Onyekur'un yani sanki uçarken bir daha uzadı havada. O çok iyi bir kurtarıştı ama e, bu kadar şut. Kurtarıştı. Evet bu kadar şut ve bu kadar ceza sahası toplu buluşmanın gol beklentisinin daha yüksek olması lazım. Yani 23 şut şeyde 43, 43 ceza sahası, sahası toplu buluşma 1.92'nin üstünde olması lazım. Yine kaliteli üretimde zorlanıyor Galatasaray Doğru. ve burada iş tekrar dönüyor dolaşıyor Kerem Aktürk olumuna geliyor. Hadi bakalım açtın o. Yani bireysel olarak değil tabii açtım. ama yani iş bir şöyle. Ee, Biraz oraya mesela... da değindi Okan Hoca bu arada. Değindi ama o zaman niye hem Emre kılıncı hem Emre Akbaba'yı şey yaptınız, gitmesine izin verdiniz? Tamam, belki oyuncular gitmek istedi, belki tutmaya çalıştı Galatasaray. ama yani yok kitleniyor olay ya. Emre Kılınç gitmek istedi herhalde ya. yoksa Emre Kılınç bence de kalması gereken. Bence de. Veya yani Emre Akbaba. Sezonun başında da kullanıyordu ki alternatif olabileceğini yani. Emre Akbaba'yı da bayağı kullandı evet ya o e on, 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 öndeki dört diye bir yerli daha sokması lazım ki Galatasaray'ın Kerem kötü oynadığında oyundan çıkabilsin. Veya Yunus kötü oynadığında çıkmıyor, çıkamıyorlar ya çıkartamıyorsun oyundan. Yani. Barış Alper girdi o da sol bek oldu. Dubuan'ın yerine girdi Barış Alper. Evet evet o hiç yani Kerem zaten maçı tamamladı. Yanlış mı? Tamamladı. Yani çok zor bir şey var. Kerem var elinde çözülmesi. Bir formül bulması lazım kendine. Yani Yusuf Demir'in de Türk oynayamıyor olması o belliydi. Bu belli yani bu, sezon için tabii sürpriz, değil. Çünkü gene Kerem dün 20 top kaybı yaptı. Şey dün diyorum. Evet. İki gün önce ya da işte. hafta sonu. Daha maçın başında 3 3 3 tane 3 tane üst üste. 3 tunç tas has 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 şofer. Evet. <laughs> Al kalkar kartal üç sarkar. 3 tunç tas has kayısı o şofer. <laughs> yani üç çeker emek Büyük bir açmaz bu ve bu açmazla belki yani devre arasındaki Ocak transferinde Oraya bir yerli bir gelirme mi gelmez mi? Yani e yok ki yani oraya yerli mesela bakalım. Atıyorum Efecan. Haftayı... Efe ha Efecan. Sağladım evet. şimdi. Do -yo. O geldi yok, yani ya, Türk yerli ya, kanat evet. oyuncu. Serdar Gürler ya, mesela ya yani. Serdar Gürler milli takımdan düşünüyorsun zaten. Serdar Gürler, Cengiz Ünder. Hadi o Başka zor var? diyelim. zor. Evet, evet. O tabii ki zor. Hakan Çalhanoğlu oralarda hani solda O da zor. Ama Başka şey, kim oynuyor bizim milli takımızda orada Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe'de zaten. Olur. Ocak'ta gelir Galatasaray. <laughs> Bence de. Uygun bir bonservis <laughs> Uygun bir Fenerbahçe diyormuş. E Ezeli rakibime. Algı hemen yapmayayım. vereyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah. Mesela arada mesaj olarak. Evet, Yok, teşekkürler. Kim vardı diye şey yapıyor. Bu arada maç içinde de hiç çözüm üretmediler kendilerince. Mesela onu da hani konuşurken maç sonu programda ne Yunus kanat değiştirdi ne Kerem kanat değiştirdi. Hani en azından bir orta kapasitesini arttırma, hep ters ayak kaldılar. Ve hep de karavana şey oldu. Ki sezon başı ilk kadro kurulurken Yunus Sağ, Kerem Sola diye herkes yazmıştır muhakkak. Adana yani Demirspor performansı Yunus'un, Kerem'in geçen seneki performansı. Ama şimdi o kadar yoğun bir baskı var ki bu çocuklar da bayağı. Baskı var çünkü kötü varmış. oynuyorlar ve oyundan çıkamıyorlar. Evet. Çıkartılamıyorlar falan Okan Hoca da falan. kimsenin Hani forma tapulu, malı değil dedi ama. Değil de nasıl yapacak? Içerisinde. Yani o zaman işte başka formüller devre. Olma hattı tarafı. Emin Abdülkerim beraber Kaleci. olacak. Kaleci orma tapulu malı değil ama devre mülk gibi. Ama devre devre <laughs> mülk Sahibi gelmemiş. Orada da Kerem duruyor gibi. Hak etmediği halde. Kimsenin yani başka şey olmadığı mu? için. Bak kimsenin tapulu Tamam tapulu yok. değil de işte. Yo, abi açıklamayı söylüyorum. <laughs> oyuncularımın performansından memnunum. Kerem <laughs> ve Yunus bugün sonuca ulaşmakta zorlansa da vermeye çalışıyorlar. şüphesi yok. Ay evet evet. Yüzde %100'ü ya Kerem'in iyi niyetinden hani Tamam top eziyor. Belki daha geçen seneki gibi belirleyici oyuncu olmak istiyor. O da rahatlayacak ama belki o... abi. Bir iki hafta oynamazsa. O Yine da... sen dön. Yine başlar. <laughs> evet tabii abi, abi ama gerçek bu. Yani tam ben bunu dedim. Kasımpaşa'ya iki tane <laughs> attı. Hem de birini öyle bir attı. Öyle <gülüyor> <birine> <gülüyor> atmadı. Hem de. hem de evet. ikinci gol inanılmazdı. Ama gerçek bu abi. Yani oyuncuyu da kaybediyorsun böyle. Okan Hoca'ya sen az önce o değişikliğe değindin. Yani Mertens işte Sandford mat'a girdi. Bence süper değişiklikti. Şahane değişiklikti yani. Ve, ve pas kalitesi nasıl, nasıl yükseldi? Aynen öyle. Ama bence kırmızı kartın neyine kapıldı? Şehvetine kapıldı diyeyim. Evet. Rakibin 10 hocam. kişi kalmasının yani Galatasaray'ın hücum hattı orta sahası rakip 10 kişi kalsa bile Michio'suz ve Torreira'sız bir denklemi kaldıramaz kaldırmıyor Yoksa zaten. arkaya geçişler oluyor. E oldu. Bu arada Adana Demirspor'un ilk şutu 23. dakika, ilk pozisyonu da 30. dakikaydı. Evet, evet. Savunma kısmında da Galatasaray'da aslında işte gibi hem orta sağ hem de e, savunmanın da önündeki futbolcuların Ben dolayı rahatlaması. Bence bu Galatasaray'ın en ya yani sonda bir parçalanmalar oldu. Kırmızı kart çok son gitti dakikalar. Çok şey, kaleye çok gitti. Çok oyuncu değişikliği Arkası oldu bence Galatasaray'ın bir bütün halinde, ekip halinde o en çok ekip halinde oynadığı maç bu maçtı bir rakibin gücünü de göz önüne bulundurarak söylüyorum bunu. Ee, ama bence şeyde çok acele etti. Yani kırmızı karttan sonra hemen değişikliklere girişti. Halbuki orada öyle bir sekans var ki Galatasaray çok net bir şekilde yerleşti, kapattı ve Doğru. daha onun şeyin sonucunu çok göremedik. Yani 57... E, evet o 57... işleyen bir makine haline gelmişti. Çarklar dönüyordu. Evet. Büyük çarkı golü çevirecekti belki. Orada yani. yeni bir düzene geçme ihtiyacı hissetti. Ben o anlamda Okan Hoca'yı biraz Fatih'e. Ya teknik direktörlük çok zor çok tabii zor ya. Tabii i̇şte canım, zaman şu Ondan sonra alması gol olmasa yani elinde Seferovic gibi bir alternatif var. Oyunda oraya yıkmışsın. Niye almıyorsun kardeşim diyecek olan da sensin. Benim tabii derim. <laughs> Öyleyim. <ben. gülüyor> Galatasaray bay geçecek haftayı. Evet. Ee, sonrasında dönüşte de Kayseri Spor deplasmanı ki bu fikstür açısından baktığınız zaman da en çok deplasman herhalde başlangıçta oynayan takım Abi, Galatasaray. Evet. Yine şimdi gidecek Kayseri Spor'la oynayacak ve Peki o Kayseri Spor da Trabzon Spor'la. Bak, nasıl, Bak bağladı. nasıl bağladı. 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 Bağla. Beni bu sezon bu program moderatör olarak evet, evet, aldığınız teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Hakkını vermeye çalışıyoruz diye. Evet Trabzonspor Kayseri Spor mücadelesinde bağladım o zaman bağladım. arkadaşlar. Bağladım. E, Trabzonspor üst üste iki galibiyet almış e, oldu Gaziantep maçından sonra da. Evet yine geri dönerek e, diyelim 2-1'lik skor. Evet. Neler? Çok sık yenik duruma düşüyor Trabzonspor ama bunları çevirmeyi, yani bazıları çevirmeyi ya bazıları çevirmiyor. Ya geçen sene de aslında oldu birkaç maç. Orada da şöyle bir şey hani söylüyorduk. geçmiş dönemlerde bu tarz geriye düştüğü maçlara telaş yapıp kazanamadı ve şampiyonluğa da etki eden noktalar yaşanabiliyordu Trabzonspor'da. Hatta Trabzonspor Başakşehir'e kaybettiği şampiyonlukta öne geçip de kazanamadığı maçlar kaç Misal. 30 puan mı ne vermişti evet. mi o, o sene? Mesela. Ve doğru. ama geçen sene şampiyonluğundaki en büyük en önemli noktalardan biri e, oydu diye düşünüyorum. Bu sezonda şampiyon bir takım olarak yani son şampiyon olarak da bir nevi bunu devam ettirebilmesi aslında e, önemli bir nokta. Bence de artı ve büyük krize yani Gaziantep maçı da tabii yani maç krize giriyordu Kazanamasaydı genel olarak bir krize girilebilirdi. Evet. İki tane geri dönüş maçıyla e, bu krizi atlatmış olması önemli. E, çok 60 çok şey katkı değil. yapan öndeki 3 oyuncum yok diyor Abdullah Hoca. Ön taraf tamamen değişti ama geçiş döneminde sağlıklı gidiyoruz. Hakeme Visca, evet. Cornelius yani 3 oyuncudan bahsediyor. E, çok önemli. yani geçen sezon şampiyon kadro diyoruz. Evet, avantaj yine hoca şeye dönmeye çalışıyor. Yani o Gıbamen'i yedek bıraktı. Farklı alternatifler üzerinde durmayıp yani Hamşi'nin liderliğinde Siopis'in olduğu önünde Bakasatas'ın olduğu kadro yani yeniden bir fabrika ayarlarına mümkün olduğu kadar dönebileyim diyor. Çünkü fabrika ayarlarına da dönmesi söz konusu değil. Bütün hani saat olsa bütün dişler değişti aşağı yukarı. Ortada bir tane çark kaldı. Onun yine hareketlenmesini bekliyor. Hugo, Vitor'a e geçen sezonki gibi değil. Zaten Dansville'de değişti. Yani Hamşik biraz etrafındaki oyuncuların hareketsizliğiyle ve yeni olması dolayısıyla yani şimdi haklı Vişçe gitti. Trezeguet benzer özellikle ama çok farklı bir oyuncu yani benzer pozisyonda oynayan çok farklı bir oyuncu. Yani ligin en değerli son 10-11 sezonun en değerli oyuncusu Vişçe. Onun yokluğu artı Vakayem'in de geçen sezondan yokluğu. E, Trezege'de nasıl diyelim yani güvenilir bir oyuncu değil. Yani performansı hani güven aralığı o kadar yüksek ki oyunu onun üzerinden kurguladığınız zaman sizi çırak bırakabiliyor. Format da değişebiliyor bu arada. Şundan dolayı söylüyorum. Vişça sağ ayaklı sağ kanat oyuncusu. Evet tabii o çok şey Abdülkadir değil. Abdülkadir koyuyorsunuz o sol ayaklı, ters ayaklı iki taraf var. Şimdi geçen sene Vişça bir düz hani kanattan direkt gidebilip kaleye gidebilen bir isim. Ee, solda Vakayeme ters ayak da yönetebiliyor direkt de gidebiliyor Şimdi bu sezon iki tane sakatlıktan sonra iki tane ters ayakla oynamak zorunda kalıyorsunuz Hı. Ve formatınız da değişebiliyor Galatasaray için de aynı şey evet, geçerli doğru. Gerçi hem Yunus hem Kerem e, Ters ayak oynuyordu Dolayısıyla yani e, Şimdi bir, bir şey teyit etmek için Telefonu veriyorum şey do Dolayısıyla ya, Uyduruyor muyum? Sen bilirsin Ki, böyle şarkıları ee, Hamşik oyunun yine lideri. Biliyorum ben hepsini. Ben Türkçe pop 90'lar gibi çeş. Ama benim işte işlemci aynı anda onu düşünüp aynı anda konuşmak şey yapamıyor. Çift çekirdek değil mi? Sesli kaslı. Böyle yavaşladı şimdi. Böyle şu anda dondu. açarken. Mavi ekran mı? Ma mavi ekran ne kadar diler. değil. Dondu, dondu böyle kasıyor. titriyor, titriyor. Kasıyor tam buffer yapıyor. Böyle. Evet, abi. evet, ne diyeceğimi de Allah'a şükür unutturduktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> bir de Abdülkadir'in formsuzluğu. Yani Abdülkadir hadi zannediyorum Uğurcan'la beraber bir de keza Uğurcan Çakır'ın hatası yani en güvenilir pozisyonu olan kaleci mevkiinden de yara almaya başladı. geçen sezon Uğurcan maç kazandıran adamken <laughs> şimdi bırak olanı tutmak yani maçı tutmak. Onun hatası dolayısıyla puan verme ihtimali ortaya çıkmıştı. Abdülkadir Ömür e, neredeyse 10 kişi oynatıyor gibi. O da özellikle topsuz oyunda ortalarda yok. Ya bu kadar çok olumsuzluğun üst üste gelmesiyle beraber yani formsuz oyunculardan da bahsettik. Gidenlerin yerinin tam anlamıyla dolmamasıyla da bahsettik. Abdullah Hoca'nın işi zor. Onun için bu işte ama tartışmalı penaltıyla ama vesaireyle bu maçları kazanarak geçmek Kasım ayını işaret etmiş Abdullah Hoca. O arada işlerin daha iyi olabileceğini düşünüyor ki kuşkusuz. Evet, Zaten çalışmaya ve gelişmeye inanan bir teknik adam. Ee, Oyuncular geri dönecek. Geri, yani. geri dönecek. Yani Vişcan'ın da belki Kasım ayından sonra i̇şte çünkü 3 ayı doldurmuş Kupasından oluyor sonra, tabii. <laughs> dünya Kupası'ndan sonra işte Bruno Perez'i vesairesi yani San Kasım ayına yani Dünya Kupası'na kadar yukarıdan kopmadan bitirmek Abdullah Avcı için tatmin edici olacak. Çünkü o bir aylık bir aradan sonra takımın daha toparlanıp bir araya gelip daha kuvvetli bir şekilde şampiyonluk yarıştığı olacağını düşünüyor. Ya bu arada puan durumu var mı ya? Neyse puan puan 17 puanlı 4 takım. Çiçek gibi puan durumu Puan durumu dediğim böyle oluyor. Bir Başakşehir ve evet. Benozoğlu. Gerçeği puan. gerçeği gerçekten öyle. Yine Kırılma konuk olmuş yakın zamanda yani. isimlerimizden. Emre Hoca, sağ olun. Ee, Nağmarıp şekilde devam ediyor ve 11 gol attı, 1 gol yedi. Sadece 17 puan. Bu, bu arada bir hafta da bay geçti. Ee, 7 maçta 17, 17 puan. Emir Spor 17. 17. Konya Spor 17. Galatasaray 17. 17. Trabzon 16. Beşiktaş 15. Trabzon Spor 16. Beşiktaş 15. Fenerbahçe 14. Fenerbahçe de bir maçı eksik. Allah nefis bir puan. Ee, yarış bu sezon yani inşallah böyle Daha erken ama yani nefis bir puan durumu kafa kafaya heyecan içinde geçerse güzel evet. olur yani. Puan yani algı yapmayalım. Evet, algı he. Yarış kafa kafaya gitsin he. falan falan algı. Kırılma anına konuk anının anına konuk olanların omzu yere gelmez bak. Var. Başakşehir ligin lideri. Ne oldu Hatay Spor ne yaptı? <gülüyor> Volkan <gülüyor> Hoca gelmedi. gelmedi. Volkan ha. Hocam ne yaptı Hatay maçı Hatay geldi hemen. Hı -hı. Oo evet Hop. ilk galibiyetini ama aldı. Ama ilk bölüm değil miydi o? <laughs> İlk bölüm Çok sağ olsun. o biraz. Zaman aşı. Bu. <laughs> Aradaki o, evet var. ya doğru söylüyorsun ha. 6 Fark sene etmez. önce falan da o. Rıza hocam bak. <laughs> Rıza hocam bak henüz galibiyet alamadı. <gülüyor> Ama <gülüyor> Peki. o işte uzun zamandır gelmiyor kırılma anına. Sen bir daha çağırırsın. Evet. 121. Rıza. bölüme. Birazdan <laughs> yani Erol hocamı da alırız inşallah. Bakayım ben Sen şurada. bayağı konuk Peki, planlaması yaptın e, bu biz Konuk planlaması yaparken bizde XF'yi noktalayalım o zaman. E, ağzınıza sağlık diyelim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Esen kalın. Mutluluklar. NTV Spor'un yeni içeriklerinden haberdar olmak için, XFN'in yeni bölümlerinden de haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve programlarımıza da yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen. Rica ediyoruz. Ne olur. <laughs>